Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, sizlere Jack London'ın Beyaz Diş isimli romanını okumaya başlıyoruz. Kitabı seslendiren Uğur Arslanoğlu. Donmuş ırmağın iki yanı da ladin ağaçlarıyla kaplıydı. Gittikçe sönen gün ışığı altında ağaçlar, siyah, korkunç karaltılar halinde birbirlerinin üzerine doğru eğiliyorlarmış gibi görünüyorlardı. Cansız, hareketsiz, ıssız ve soğuk olan bu yabani toprak üzerine ağır bir sessizlik çökmüştü. Şaşmaz bir biçimde, acımasız, uçsuz bucaksız bu sonsuzluk, yaşamla alay ediyor gibiydi adeta. Kuzeyin o amansız buz gibi vahşetiydi bu. Ama yine de bir hayat vardı bu topraklarda. Üstelik mücadeleci bir hayat. Bir kurt köpeği sürüsü donmuş ırmağın yatağı boyunca zorlukla ilerliyordu. Hayvanlar kayışlarla bağlı oldukları bir kızağa koşulmuşlardı. Kızağın üzerinde sıkıca bağlı, ince, uzun bir tabut vardı. Ayrıca battaniyeler, bir balta, bir kahvedanlık ve bir de tava bulunuyordu. Köpeklerin önünde geniş kar ayakkabılarıyla bir adam ilerliyordu. Kızağın ardından da diğer adam geliyordu. Gerçi kızaktaki tabutta üçüncü bir adam daha vardı ama o dünyadan elini eteğini çekmişti artık. Kuzey'in vahşeti karşısında yenik düşmüştü. Bir daha asla kımıldayamayacak ya da mücadele edemeyecekti. Çünkü hareketi sevmezdi vahşet. Yaşam demek hareket demekti. Oysaki vahşet hareketi ortadan kaldırmaya kararlıdır. Sular denize dökülmesin diye ırmakları dondurur, ağaçların ta içine kadar işler öz sularını kurutur. Ama asıl insanoğluna düşmandır vahşet. Çünkü insan duraganlığa karşı daima bir başkaldırı içindedir. Hala hayatta kalmayı başarabilmiş olan iki adam yılmadan ve umutsuzluğa kapılmadan yollarına devam ediyorlardı. Bu hiçlik, ıssızlık ve tehlike diyarından geçerek kendilerine uzayın boşlukları kadar uzak, yabancı ve ölü gibi görünen bu dünyaya kafa tutan küçük birer macera perestiler. Tek kelime etmeden ilerliyorlardı. Hareket etmek adına gerekli gücü toplamak için boşuna nefes tüketmemek zorundaydılar. Bir saat geçti. Ardından bir saat daha. Çok kısa süren günün sönük ışıkları silinmeye yüz tutarken uzaklardan küçük bir çığlık yükseldi. Bir anda havaya dağılıp yankılandıktan sonra yavaşça yok oldu. Öndeki adam başını arkaya çevirince arkadaşlarıyla göz göze geldi. Dar, uzun tabutun üzerinden birbirlerine anlamlı anlamlı kafa salladılar. Çok geçmeden sessizliği bir bıçak gibi kesen ikinci bir çığlık daha duyuldu. Her iki adam da sesin az önce arkalarında bıraktıkları kar çölünden geldiğini anlamışlardı. Derken aynı yönden bir üçüncü çığlık daha geldi. "Peşimize takıldılar Bill," dedi öndeki adam. Sesinin tonu boğuk ve ürkekti. "Et kıtlığı var," diye karşılık verdi arkadaşı. "Günlerdir tek bir tavşan izi bile görmedim." Başka bir şey konuşmadılar. Kendilerini izleyen avcıların çığlıklarına kulak kesilmişlerdi. Ortalık kararınca ırmak koyundaki ladin koruluğunda kamp kurdular. Ateşin arkasındaki kurt köpekleri kendi aralarında hırlaşıp duruyorlar. Ancak oldukları yerden ayrılarak karanlığa karışmayı göze alamıyorlardı. "Şunlara bak, Henry,"
Kampa ısrarla yakın duruyorlar. Tuhaf doğrusu, dedi Bill. Postun pahalı olduğunu ve onu nereden kurtarabileceklerini biliyorlar tabii. Çok akıllıdırlar. Kolay kolay kurtlara yem olmaz onlar. Bill başını sallayarak, vallahi bilmem ki, dedi. Arkadaşı ona şaşkın şaşkın baktı ve bizim köpeklerin akıllı olmadıklarını söylediğini ilk kez duyuyorum senden, dedi. Bill tabağındaki fasulyeleri yerken, Henry, dedi. Fark ettin mi? Köpeklere yem verirken nasıl da gürültüyle itişip kakışıyorlar. Evet, her zamankinden fazla huysuzluk ettiler, diye onayladı Henry. Kaç köpeğimiz var Henry? 6. Ama Henry, Bill sözlerinin önemini vurgulamak istercesine bir an sustu, sonra ağır ağır devam etti. Ben de 6 köpek var sanıyordum. Henry, 6 tane balık çıkardım. Hepsine bir tane verdim. Fakat yine de bir köpek açıkta kaldı. Yanlış saymışsındır, dedi Henry. 6 köpeğimiz olduğunu biliyorum ama, diye ısrar etti Bill. 6 balık çıkardım. Ama tek kulak balıksız kaldı işte. Sonradan gidip bir balık da ona getirdim. İyi de topu topu 6 köpeğimiz var Bill, dedi Henry. Henry, diye devam etti Bill. Hepsi köpekti demiyorum ki sana. Balık verdiğim hayvanlar 7 taneydi. Henry yemeğini bıraktı. Ateşin arkasında duran köpeklere bakarak saydı. İşte hepsi 6 tane, dedi. Bill soğukkanlılıkla üsteledi. 7.'nin az önce karların üzerinden hoplaya zıplaya kaçıp gittiğini gördüm. Ben saydığımda 7 taneydiler. Henry acıyan gözlerle arkadaşına bakıp, şu yolculuk bir bitse öyle sevineceğim ki, diye homurdandı. Ne demek istiyorsun yani, diye sordu Bill. Bana kalırsa kızaktaki tabut sinirlerini bozdu senin. Hayal görmeye başladın. Bunu da düşündüm, diye cevap verdi Bill. Kızdırırcasına. Ancak köpeklerden birinin kaçtığını görünce gidip karların üzerine bir göz attım. Bazı ayak izleri buldum. Sonra dönüp bir kez daha saydım. 6 taneydiler. Karda izleri duruyor. Bakmak istersen sana gösteririm. Henry karşılık vermedi. Yemeğini yemeye koyuldu tekrar. Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra elinin tersiyle ağzını sildi ve ''Demek öyle düşünüyorsun'' diye söze başlayacak oldu ama tam o anda karanlıktan gelen uzun acılı bir ulumayla sözü yarıda kaldı. Susup kulak kabarttı. Sonra eliyle ulumanın geldiği yönü göstererek sözünü bitirdi. Onlardan biri miydi yani? Bill, evet, bundan eminim. Köpeklerin nasıl huysuzluk ettiklerini, dolaşıp durduklarını sen de gördün işte. Birbiri ardından yükselen ulumalarla büyük bir gürültü kopmuştu. Köpekler çevrelerini saran bu korkunç koro karşısında dehşete kapılıp birbirlerine iyice sokuldular. Bill bir odun daha atarak ateşi körükledikten sonra ''Neyin var senin? Çok sıkılmış görünüyorsun.'' dedi Henry. ''Düşünüyorum da şu tabuttaki adam bile bizden daha şanslı. Biz ölünce cesetlerimiz köpeklere yem olmasın diye mezarlarımıza birer taş koyacak kimse çıkacak mı dersin?'' ''Zannetmem Bill.'' diye söze katıldı Henry. ''Bizim ne paramız, ne malımız, ne de akrabamız var. Cenazemizi uzak bir ülkeye göndermek bizim neyimize? Benim asıl anlamadığım şey Henry, bu adam dünyanın bir ucundaki bu vahşi ülkeye niye gelmiş ki? Kendi ülkesinde zengin bir lord falan olmalı. Kendi ülkesinde kalsaydı gül gibi yaşayıp gider, sonra da rahat döşeğinde ölürdü, diye arkadaşına katıldı Henry. Bill tam konuşmak için ağzını açmıştı ki duraladı. Kendilerini her taraftan bir duvar gibi çevreleyen karanlığı gösterdi. Zifiri karanlığın içinde sadece kor gibi parlayan bir çift göz fark ediliyordu. Henry başıyla bir, iki derken bir üçüncü çift göz daha gösterdi.
Kampın her yanı kor gibi yanıp sönen gözlerden oluşan bir halkayla kuşatılmıştı. Köpeklerin huysuzluğu giderek artmıştı. Ani bir korkuyla ateşe yaklaşıyorlar, adamların dizlerinin dibine kadar geliyorlardı. Bu esnada yanıp sönen kor gözlerden oluşan çemberde bazı kıpırdamalar oldu. Hatta bir an için çember geriye çekildi. Ne var ki köpeklerin huysuzluğu yatışır yatışmaz eski yerlerine döndüler. Hay aksi, cephanemiz de tam bitecek zamanı buldu Henry. Henry, makosenlerinin bağcıklarını çözerken, "Kaç kurşunumuz kaldı?" diye sordu. "3" diye cevap verdi Bill. "Ah, şimdi 300 tane kurşunumuz olacaktı ki bu aşağılık hayvanlara günlerini gösterecektim," diye homurdanıyor. Bir yandan da yere serdikleri ağaç dalları üzerine kürklü yatakları ve battaniyeleri yerleştiren arkadaşına yardım ediyordu. "Hiç değilse şu soğuk kırılsaydı bari," diye devam etti. "İki haftadır -50 derece. Keşke çıkmasaydık şu yolculuğa Henry. Durumumuz hiç iyi görünmüyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Yolculuğumuz bitse seninle McGurry'e gidip sımsıcak ateşin karşısında bir pişpirik çevirsek ne iyi olurdu ha?" Henry yatağına girerken homurdanmakla yetindi. Tam uykuya dalmak üzereydi ki Bill yine seslendi. "Bak ne diyeceğim Henry. Hani şu balık yiyen davetsiz misafir var ya... Bizim köpekler neden ona saldırmadılar sence?" Arkadaşı uyku sersemliğiyle, "Çok uzatıyorsun Bill. Çeneni kapat da uyu artık. Şöyle deliksiz bir uyku uyudun mu sabaha hiçbir şeyin kalmaz. Mideni bozdun galiba, tüm sıkıntın bu." Örtünün altına girip horul horul uyumaya başladılar. Ateş azalıp sönmeye yüz tutarken kampın çevresindeki kor parçalarını anımsatan gözlerden oluşan çember her an biraz daha daralıyordu. Köpekler yaklaşan parıltılara gözdağı vermek istercesine hırlıyorlardı. Bir ara hırıltılar iyice artınca Bill uyandı. Ateşi birkaç parça odunla körükledi. Alevler yeniden yükselince parlayan gözler geriledi. Derken Bill'in gözü köpeklere takıldı. Birbirlerine iyice sokulmuşlardı. Gözlerini ovuşturup bir kez daha baktı ve battaniyesine sarılıp uzandı. "Şşt Henry, hey Henry," dedi. Uykusundan edilen Henry, "Yine ne var, ne oluyor?" diye homurdandı. "Bak Henry, Henry, yine 7 oldular, şimdi saydım." Henry uyku sersemliğiyle yarım yamalak bir şeyler geveledi. Sonra yine horlamaya başladı. Ertesi sabah önce Henry uyandı ve arkadaşını uyandırdı. Saat 6 olmuştu ama ortalığın aydınlanmasına daha 3 saat vardı. Karanlıkta gidip kahvaltıyı hazırlamaya koyuldu. Bu arada Bill de örtüleri, battaniyeleri toplayıp kızağa yerleştirdi. Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş adlı romanını okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir roman, bir hikaye.